Bekir Bey, çok şükür benim kahveyi içmiş, çok iyiyim diyor. Kahve, evet. Gökçek kahvenin farkı ama soğudu benim kahve. 2 saate burada duruyor. Bir kahve yapmadılar. Bir kahve daha içeyim ya, şöyle de ya. Bir kahve daha yapayım. İçeyim yani. İyi geliyor. İyi yayınlar hocam. Sizden almış olduğumuz Gökçek Türk kahvesini ailece kullanıyoruz. Misafirlere de ikramda bulunuyoruz. Herkes çok memnun. İçerisine koymuş olduğunuz bitki ekstrası sayesinde mideyi rahatlatıyor. Eşim de reflü vardı, iyi geldi. Allah razı olsun. Hocam, ayrıca bu ürünlerin Türk firması tarafından üretilmesi gurur verici. Bu ürünler dünya çapında kullanılmaz. Herkes sizi bilmeli. Ürünlerin verdiği şifalı şifayı anlamalı herkes. Allah herkese sağlık versin. Aslında ben kahve üretme gibi bir niyetim yoktu. Ama ben ne zaman kahve içsem mideme dokunuyor. Rahatsız ediyor. 1-2 fincan içiyorum. Sonra içemiyorum. Rahatsız ediyor. Ben de bunu değiştireceğim. Çünkü buraya çok misafir geliyor. Ne içersiniz dedim de kahve içelim diyor. Sen de iç diyor. Sen içmezsen olmaz diyor. Ben yalnız mı içeyim diyor falan. Ya vatandaşı kıramıyor. İçiyor. İçince mideme dokunuyor. Benim 13 yıl kimyasal ilaç kullandığım için geçmişte 13 yaşında 26 yaşına kadar fibromiyalgiden dolayı midemde çok büyük hasarlar oluştu. Böyle bu kadar yara vardı, ülser vardı. Allah'a çok şükür hepsini iyileştirdik. Fakat buna rağmen midemde hassasiyet var, kahve içemiyorum. Madem öyle buna çözüm bulacağım dedim. Bu kahvenin içerisine mastik gam, mide için. Beyin için aslan yelesi. Şimdi uzun süre kahve içerseniz kofein cinsel hormonları azaltır, kısırlığa sebep olur. Cinselliğe zarar vermesin diye çakşır ve ladengül ilave ettik. O muazzam bir ürün ürettik. Muazzam. Zaten ne diyor? Artık ailecek içiyoruz 1, herkese ikram ediyoruz 2. Çok muazzam bir kahve üretmişsin, teşekkür ederim diyor.